Mart, 8 Mart. Değerli yay burçları nasılsınız? Umarım her şey güzelliklerle dolsun, umutlarla dolsun kalbinize. Yükselen ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkayofficial Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Beklediğiniz bir iş teklifi var ve oraya girmek, oranın içerisinde olmak en büyük hayaliniz. Bununla ilgili masaya oturacak ve siz bazı süreçlerden geçeceksiniz ve hak ettiğiniz alternatif teklif sizin için sunulacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Aynı iş yerinde olan ve uzun süredir de değişmesini istediğiniz konuları olan bazı yay burçları bence yeriniz doğru. Değişirse sizin de kafanız değişir. Şu an için değişime siz açık değilsiniz. Biraz daha sakin ve mantıklıca beklemeniz lazım. Net kararlar vereceğiniz bir hafta. Aslında şöyle söyleyeyim. İlişkiyle alakalı yaşadığınız travmalar, ilişkiyle ilgili yaşadığınız sorunlar, yani bu aile ilişkiniz olabilir, dost ve sevgili ilişkiniz olabilir. Bunlarla ilgili yaşadığınız sorunlar, sizin dikkat kaybı evresi sıkıntınız var. Bence bu sorunları geçmişte bırakalım. Geçmiş olayları komple hayatımızdan çıkartalım. Çok verimli bir enerji, işinizde istediğiniz teklif var, gitmek istediğiniz çok güzel yollarınız var, yurt dışı planlarınız var, şehir dışı iş anlaşmalarınız var. Buna konsantre olalım ve size güzel fırsatlar net bir şekilde hayatınıza geçmiş olacak. Aile içerisinde de uzun süredir sürpriz bir ev anahtarı konuşması vardı. Bununla ilgili doğru bir ev anahtarı buldunuz ve bunu da bu Mart bitmeden haniniz anne baba ya da siz böyle bir yatırım yapacaksınız ve bu yatırım size uğurlu ve bereketli olacak. Eğer evinizde evcil hayvan bakımı yapıyorsanız, kediniz, köpeğiniz ya da evcil hayvanınız neyse sağlık problemi olabilir. Bununla biraz vakit geçirebilir. Bunun stresini yaşayabilirsiniz. Biraz belki bunlar biraz sizi yorabilir ama hafta sonu gayet keyifli ve güzel enerjilerde olacaksınız. Kendinizi destekleyeceğiniz, size iyi gelecek, bol bol dinlenip uyumak istiyorsunuz. Bu fırsatı kendi içinizde yüzleşerek, kendi gücünüzü keşfederek ve daha çok yakın hani anne ya da eş ya da sevgiliye daha yakın enerjiyle kendinizi şifalandıracaksınız diyorum değerli yay burçlarım. Kendi konumunuzdan ortaklı iş yapıyorsanız ya da konumunuzda üst düzey bir rütbeniz varsa burayla ilgili ne olur ne biter, sistemde bazı karışıklıklar var, ben zarar görür müyüm diyorsanız size bir şey olmaz. Ama sistemin kendi içinde sıkıntıları olduğu için buradaki gerginlikler sizi yorabilir. Ama sistem düzelecek. Bunun için sanki Nisan'ın 3'ü ve 4'üne ihtiyacınız var. Acele karar verip farklı iş aramanıza gerek yok. Siz orada alternatif olarak güçlü bir konumdasınız. Konumuzun değişmesini istemiyorum. Sanatsal işiyle uğraşıyorsanız, sanatsal yetenekleriniz varsa ya da spor ya da alternatif sanat projeleriniz varsa bunlarla ilgili çalışmaları devam ettirin. Sizde bu konular çok büyük aydınlanma, çok büyük bir başarı sağlayacaksınız. Bence cesaretiniz bunun üzerine olmalı. Yaratıcılığınızı daha ön plana koyup bunlarla ilgili büyük başlangıçlar yapmanız lazım. Özellikle yoga eğitimi, meditasyon eğitimi almak isteyen bazı yay burçları için evet yapabilirsiniz çünkü enerjiniz yüksek. Bunlara da ilginiz ve merakınız var. Bu enerjiler için diploma alıp kendinizi bu noktada keşfetmek istiyorsunuz. Yapmanız hayırlı, yapın diyorum. Özellikle devlet ve kurumsal firmada çalışan bazı yay burçları için burada devam edeceğiniz aynı rutin konumunuzda devam edeceksiniz. Yalnız maaş ya da parayla ilgili sıkıntılı olan bazı yaylarda iyileştirilme, maaşınızla ilgili beklediğiniz noktalarla ilgili güzel bir destekleyici primler söz konusu olacak. Bu da size iyi gelecek. Özellikle Ege ya da Akdeniz'de yaşayan bazı yay burçları daha büyük bir alana geçmek isteyeceksiniz. Daha farklı bir noktaya geçmek isteyeceksiniz. Bununla ilgili plan ve projeleriniz var. Evet, yaşamak istediğiniz şehri belirlediniz. Yakın bir dönemde de bununla ilgili start verip farklı bir noktaya yerleşme kararı içerisindesiniz. Yurt dışı ya da yurt dışı ile ilgili iş anlaşmasını bekleyen bazı yaylar için de evet bu tarz evraklar, bu tarz yenilikler gelecek. Gitmeniz gereken yolculuk ya da yapılması gereken evrenin kapısı aydınlık olarak diyorum. Evet, aşksız olanlara yeni heyecan var ama evlilik için daha vakit var diyorum. Evli olan bazı yay burçlarında çocuklarla ilgili ya da çocuk planı içerisinde olabilirsiniz. Biraz daha beklemeniz lazım. İlişkinizde bazı sorunlar var. Bunları düzeltmeniz lazım diyorum. Miras ya da mal konuları ile ilgili ailenizin, büyük ailenin bazı çözmesi gereken miras konuları var. Evet, bu konular büyük bir rahatlığa erişecek.
siz de oradaki hakkınızla ilgili alacaksınız ama buna biraz daha vakit var diyorum. Evde koltuk, masa ya da televizyon, TV ünitesi ya da gardırop, yani tahta ya da metallerle alakalı yapacağınız yenilikler var. Bu da sizin istediğiniz evinizi dekorasyon etmenize, dekorasyon düşünceniz olabilir. Bunları start vereceksiniz. Özellikle denizi gören ya da gölgelen ya da orman olan, daha ormanlığı ve yeşilliği bol alana taşınmak isteyen bazı yay burçları, evet, bu araştırma size doğru kapıyı, doğru yolu bulacak diyorum. Sağlık olarak dikkat etmeniz gereken bağırsak enfeksiyonlarınız, ince bağırsak sıkıntılarınız ve bel fıtığınız olabilir. Dikkat diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Üniversiteye hazırlanan değerli yay burçları, başarılısınız. Yurt dışında okumak istiyorsunuz. Bununla ilgili planlarınız var. Sen planından vazgeçme. O kapın açık. Endişe etmeyin diyorum. Aşk, hani uzun süredir bekar olanlara, evet, fingirdeşme var ama evlilik enerjisi için daha vakit var. Hoşça kalın. Mutlu kalın.